Merhaba, ben Uzman Coin'den Ceylan Arslan. BTC Türk YouTube kanalında haftanın en önemli haberleriyle sizlerle birlikteyim. İşte geride bıraktığımız 7 günde öne çıkan gelişmeler. Bitcoin'de yeni bir kilometre taşına ulaşıldı. 21 milyon Bitcoin'in %90'ından fazlası çıkarıldı. Geriye çıkarılması yaklaşık 120 yıl sürmesi beklenen sadece %10'luk kısım kaldı. ABD'li yazılım şirketi MicroStrategy, Bitcoin alımlarına devam ediyor. Şirket yaptığı açıklamada 1434 BTC daha satın aldığını açıkladı. Bilançosunda 122.000'den fazla Bitcoin tutan MicroStrategy, son alımında BTC başına 57.477 dolar ödedi. Bir başka şirket Panvir'de Bitcoin almayı sürdürüyor. Yapılan açıklamada 100 BTC daha satın alındığı ve bilançodaki toplam miktarın 630 BTC'ye çıktığı bildirildi. Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2021 yılını değerlendiren bir yazı yayımladı. Gates yazısında Metaverse'e de değindi ve 2-3 yıl içinde çoğu sanal toplantı Metaverse'de olacak dedi. Google, yıl boyu en çok aranan terimleri kapsayan 2021 trendlerini açıkladı. Küresel olarak haber kategorisinde ilk 10'da Dogecoin ve Ethereum da var. Dogecoin 4. sırada, Ethereum ise 10. sırada yer aldı. ABD Kongresi Finansal Hizmetler Komitesi'nin 6 önemli kripto para şirketi yöneticisini ağırladığı toplantı çarşamba günü yapıldı. Kongre üyesi Maxim Waters'ın başkanlık yaptığı oturumda, üyeler yöneticilere özellikle güvenlik konularıyla ilgili birçok soru yönelttiler. Her üyenin 5 dakikalık sürede soru sorma ve cevap alma hakkının bulunduğu toplantı sakin bir havada geçti. 380 milyondan fazla kullanıcısı olan internet tarayıcısı Opera, Solana ile ortaklık kurdu. Bu kapsamda Opera, yerleşik kripto para cüzdanına Solana'yı da entegre edecek. Opera üzerinden Solana blok zinciriyle etkileşime girmek mümkün olacak. EOS'un kurucusu Daniel Larimer, EOS ismini değiştirmeyi düşündüklerini söyledi. Gelişmenin etkisiyle fiyat bir miktar yükselirken, yeni bir white paper hazırlandı, ay sonuna kadar çıkacağı bildirildi. Dünyanın en büyük bankalarından biri olan BBVA'nın İsviçre kolu, kripto varlık hizmetine Ether'i de ekledi. BBVA İsviçre'nin müşterileri artık Bitcoin'in yanı sıra Ether içinde alım satım ve saklama hizmeti alabiliyorlar. Popüler NFT koleksiyonu Bored Ape Yacht Club'la ilgili şaşırtan bir olay yaşandı. Koleksiyona ait ve değeri yaklaşık 300 bin dolar olan bir NFT, 75 ETH fiyatla satılmak istenirken hata sonucu 0.75 ETH'ye satışa çıkarıldı. Anında satılan NFT için işlemi hızlandırmak amacıyla tam 34 bin dolarlık da ücret ödendi. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli varlık fonu şirketi Mubadala Yatırım Şirketi'nin CEO'su Haldun El Mübarek, katıldığı bir programda kripto paraları övdü. Mübarek, 243 milyar dolarlık varlıkları yöneten şirketinin bu alana da yatırım yaptığını belirtti. Mübarek, "Birçok insan kripto paraları şüphe duyulacak bir iş olarak görüyor. Ancak ben artık bu kategoriye koymuyorum," dedi. Dünyaca ünlü spor giyim markaları Adidas ve Nike arasında Metaverse rekabeti kızışıyor. Son olarak Nike, Metaverse ve NFT şirketi Artifact'ı satın aldığını duyurdu. Elektrikli araç devi Tesla'nın bazı ürünleri Dogecoin ile satın alınabilecek. Açıklama şirket CEO'su Elon Musk'tan geldi. Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilen Musk, yaptığı açıklamada Dogecoin'in Bitcoin'e göre günlük işlemlere daha uygun olduğunu savundu. WhatsApp şu anda sadece ABD ile sınırlı olan kripto para gönderme ve alma pilot programı başlattı. Testler Meta'nın dijital cüzdan uygulaması Novi ile destekleniyor ve kripto para olarak da Paxos tarafından çıkarılan Pax Dollars yani USDP sabit coin'i kullanılıyor. Polygon, sıfır bilgi ispatı teknolojisini kullanan Ethereum ölçeklendirme girişimi Mir protokolü satın aldı. Anlaşma bedelinin 400 milyon dolar olduğu açıklandı. Geride bıraktığımız 7 günün en önemli gelişmelerini aktardık. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Haftaya yeni haberlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.